Başkanım sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben 1967 Giresun doğumluyum. 1970 yılında Bodrum'a babamızın memuriyet sebebiyle geldik. 46 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Lise mezunuyum. 1987 yılından bu yana o günkü adı Sosyal Demokrat Halkçı Parti olan partimizde şu ana kadar ilçe başkanlığı görevi olmak üzere gençlik kolu başkanlığı, belde başkanlığı, il delegasyonluğu, ilçe kongre delegeliği, seçim kurulu başkanlığı partimizi temsilen sayısız seçim komisyonlarında yer aldım. Yerel genel seçim olmak üzere bütün seçimlerde aktif olarak görev aldım. Yine hayattaki bütün ilçe başkanlarıyla çalıştım. Bütün belediye başkanlarıyla çalıştık. Babam Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurucusuydu. Biz o yıllarda lise yıllarıydı. Malum devam ettik eğitimimize. Daha sonra ticaretle meşguldük. 1987 yılında Sayın Musa Gökbel'in milletvekili olduğu seçimlerde başladık aktif olarak. 20 yaşındaydık. Yaşımız doldu. 89 yılında hemen partimize üye olduk. İlk kazanılan 1989 yılı yerel seçimlerinde Sayın Emine Anter'in, Allah rahmet eylesin, onunla başlayan yerel seçim iktidar sosyal demokratların o seçimlerde çok aktif görev aldık. Yine devam eden süreçte 94 yılında yine çalıştık. Araya referandumlar girdi. Yine partimize çalıştık. Yine 99 yılı devam ettik. Seçimleri tekrar kazandık. 2006 yılı da evimi, ikametgahımı Konacak'a taşıdım. Biz ikametimiz neredeyse, pozisyonumuz neredeyse orada partimize hizmet etmeye devam ettik. 2009 yerel seçimlerinde Konacık'ta görev aldım, çalıştım ve 2006 yılında ben o yerel seçimi çadırda geçirdim. MHP ile girmiş olduğumuz o mücadelede o seçimi çadırda geçiren kadrodan içinde yer aldım. Yine devam eden süreçte 2011 yılında partimiz, yani ülkemiz bir seçime gidiyordu. O günkü ilçe başkanımız belde başkanlığı görevini benim almamı rica etti. 2011 genel seçimlerinde partimizin öncesindeki oyu %18'dir Konacık'ta. Biz %44'le çıktık o seçimlerde. Birinci parti çıktık. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, sahanın alan olabildiği her yerinde çalıştık. Girmediğimiz ev bırakmadık. %18'den 44'e getirdik partimiz oyunu ve o gün bugündür Konacık'ta biz 44-46 bandında seyretmekteyizdir. Annem de yine aktif siyasetin içerisindeydi. Kadın Kolları Başkanlığı'ndan başlayan süreç 1989 yılında. Devam eden süreçte 1995 yılından 97 yılına kadar annem ilçe başkanlığı görevini yürüttü partimizde. Ki tek kadın ilçe başkanıdır. Bodrum ilçe başkanı. Evet, Bodrum ilçe başkanlığı görevini götürdü. Kendisi 1994 yılında kaybedilen yerel seçimden sonraki süreçte partimizi temsil etmiştir. Yani bir tesadüf mü diyelim, kaderin bir cilvesi mi? Yine süreçte ilçe başkanlığı görevini bir yerel seçimi götürme görevi de bana kaldı. Bakın net söylüyorum, 6-7 ay sonra çok başka şeyler konuşacağız. Ve Bodrum'da her şey gerçekten çok güzel olmaya başladı. Ben başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, belediye başkanımız. Örgütle uyumlu bir şekilde götürdü. Ve devam eden süreçte seçim kazanıldı. Kazanılana kadar bir hikayesi var. Kazanıldıktan sonraki beklenti herkes, bunlar yine birbirine girer. O bir tarafından çeker, bu tarafından. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde yok. Konular konuşuluyor mu? Konuşuluyor tabii ki. Kamuoyuna her konuda aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz ama konuşaraktan ortak akılla devam ediyoruz. Yine baktığınız zaman bu seçim Muğla özelinde de örgütün kazandığı bir seçimdir. Evet. Ve net bir mesaj, hiçbir köklü aile, hiçbir köklü sülale, ben işte 40 bin oyum var, benim 30 bin oyum var, ben şöyleyim, ben böyleyim diyen isimleri gördük. Örgütsüz olarak herkes, ne diyeyim size, zayıf ve güçsüzdür yani. Örgütler yol almıştır. Muğla özelinde özel değerlendirmeler yapılıyor. İl danışma kurullarında aktardık biz oysal oranların karşılığı, dengesi, yapılması gerekenler. Ders alınması gereken bir seçim bu. Özellikle Muğla özelinde. Bodrum özelinde de gerçekten bakın 28 gün kala bizim araçlarımızda, binalarımızda başka bir isim vardı. Onları çıkarttık, soyduk, tekrar yeniden araç, binaları giydirdik. Bir 5-6 gün, 22-23 günde kazanmış bir seçimdir bu. Şimdi ve bütün anketlerde bana gelen bilgiler Yalçın Bey, en az 4-5 bin oy geriden başladığımız bir durumdu, evet, pozisyondu. Evet. Ve 11 bin oy küsur oy farkıyla bitirilmiş bir seçim. Bodrum halkının seçimidir, örgütün seçimidir, belediye başkanının seçimidir. Bu anlamda da çok anlamlı, çok değerli. Yani bunun için
yapılması gereken her şey yapılacak, yapılmalıdır. Yani Bodrum'a asla uygun olmayan bir büyükşehir yasasıyla Bodrum'u yönetme çabası içerisinde. Belediye meclis üyelerimiz, belediye kadrolarımız, belediye başkanımız ve büyükşehirle olabildiğince uyumlu bir süreç devam ediyor. Bakın Kasım'ın hemen ilk haftasında Turgut Reis Arıtma'nın temeli atılıyor. Kasım'ın yine ilk haftasında otogarın ön teslimi yapılacak. Yani biz Ocak ayına kalmadan otogarda, yeni otogarda olacağız. Katı atıkla ilgili muazzam bir süreç yürüdü. Buradan tahminimce 18-20 aya kadar torba tahliye olacak. Orası ağaçlandırılacak. Yani 7-8 ay sonra çok başka şeyler konuşacağım dedim. Bunların hep olumlu bilgileri ve bütçeleriyle hepsi hazır. Gündoğan arıtma ön aldı, hız aldı. Bir şekilde hızlanacak. O çok büyük bir interlantı çözecek. Yine bakın belediyemiz muazzam bir mali disiplinine girdi. Yani burada rakamları söylemem çok doğru değil ama mesela 3 ay üstte düzenli olarak gıda aşı maaşını ödüyor ve personelimiz promosyon aldı. Yani ciddi bir miktar. Dışarıya çok ciddi esnaf ödemeleri ya da tüccar ödemeleri yapıldı. Kurum borçları durmaktadır. Şu an her şey güllük gülistanlık değil ama bir mali disiplin içerisinde bu işler yürüyor. Yani ilave personel alınmadan, ilave yük getirmeden bu süreç devam ediyor ve tamamını takip ediyoruz. Bir de bu seçimde şunu yendik Yalçın Bey, yani algıyla, anketlerle bir kendine pozisyon alanlar kaybettiler. Yani %60 anketleri genel başkanın önüne götürmüşler, bir başkası 55'leri götürmüş. Biz örgüt dedik, örgüt kazanacak. Yani ne oldu o %60 anketler, 30-33'ler, 35'ler. Hani bunların hepsi kaybetti. Biz artık sahada mücadele eden dinamik bir örgütle bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Peki. 1600 kişiyi buradan götürdük. Bir kısmı orada kaldı, bir kısmı geldi. Orada oy kullanıp, orada bulunup da bizim araçlar dönen oldu. Net 33 araç ve sandık görevlerini bir gün önce gönderdik. Sandık görevlerine burada eğitim verdik. Ve bu çalışmamız 19 Haziran'daki ZDF ana haberlerinde 6 dakikalık Sayın Ekrem İmamoğlu programında 2,5 dakika ilçe örgütümüz yer aldı. Onların da videoları her şeyi var. Size attım bilmiyorum. Ve ZDF'de niye biz dedik, hani ben hiç tanımıyorum etmiyorum. Ya dedi biz baktık ettik dedi, en kapsamlı en bilimsel çalışma sizin tarafından yürütüldü. Biz kişilerin TC'lerini aldık, sosyal medya hesaplarına girdik. Eğilimlerine baktık. Ona göre transfer ettik. Tabii elediğimiz de oldu 3-5 kişi. Ve 1600 kişiyi İstanbul'a transfer ettik. Bu da çok büyük yankı buldu. Hem İstanbul örgütünden. İki gün önce Sayın İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da teşekküre geldi partimize. Kendisi bir mücadele başlattı 2017 kongresiyle beraber. İstanbul'u kazanacağız dediğinde havuz medyası gülmüştü ama görüldüğü gibi 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da da Canan Hanım ve ekibi bizleri güldürdü, Türkiye'yi güldürdü. Genel Başkanımız mesela referandum süreciyle ve adalet yürüyüşüyle başlayan süreçte herkesi bir arada tuttu. Yani bir Saadet Partili ile bir HDP seçmeni aynı tercih üzerinde oy kullandı. Bir İyi Parti ile daha solda düşünen ÖDP seçmeni aynı tercihte buluşturdu. Konu şuydu, bir arada kardeşçe yaşamak istiyor. Genel Başkanımızın bakış açısı ve partimizin oturttuğu siyaset. Bir arada kardeşçe yaşamak. Evet problem olabilir, sorun olabilir, konuşulabilir ama artık AKP'nin 17 yıllık iktidar döneminde artık sorunların konuşulamayacağı konusuna varıldı artık. Sonuç o. Konuşamayız da. Sorun var ama konuşamayız. Bir kişi karar verir. Onun verdiği karar doğrultusuna göre. Genel Başkan'ın çizdiği, en son Afyon toplantısında söylediği, belediye belediyecini yapacak, örgüt örgütü yönetecek, parti yönetecek. O sınırı zaten biz aylar önce koyduk. Yani bizim o koymuş olduğumuz sınırı genel başkanımız orada dillendirdi. Ben belediye birim kadrolarına söyledim. Yani parti içi, örgüt içi seçimler olur. Problemli bir belediyeyi, sıkıntılı bir belediyeyi hızlı bir şekilde dönüştürüp, hızlı bir şekilde hizmete aktarmanız gerekmektedir. Bize düşen görev de sizin işinizi kolaylaştırıcı, yaptığınız hizmetleri topluma aktarmak. Örgütün görevi de bu. Yine bütün teşekkür Bodrum halkına. Bodrum halkı yaşanılan bütün krizlere rağmen, yaşanılan bütün sıkıntılara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmedi. Takvim çok doğru çalışmadı. Çalışmayan takvimde sıkıntılar oldu. Ancak Bodrum halkı çok iyi biliyorum, çok yakınlarından sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekledi. Bu da bir sabır,
Bu da bir özveri. Bu sabır ve fedakarlık özveri için bütün Bodrum halkına çok teşekkür ederiz. Onların güvenine layık olacağız. Ve her şey çok çok güzel olacak. Ülkemizde de her şey çok güzel olacak. Mücadeleye devam diyorum. Çok teşekkür ederiz.